Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asilli kardeşlerim, Hendek Savaşı'nda iki ordu karşı karşıya. Mekke müşrik ordusu 10.000'lere varan dev bir ordu. Müslüman ordunun sayısı 3.000 dolaylarında. Müşrik ordunun finansını büyük ölçüde Yahudiler üstlendiler. Ama bununla yetinmediler. Medine'deki Beni Kureyze kabilesi olan Yahudi kabilesini devreye soktular. Beni Kureyze'nin Müslümanlarla anlaşmasını iptal ettirdiler. Şimdi bir tehlike de içeriden gelecek. Peygamber Efendimiz olayı tahkik ettirmek için Hazreti Sa'd bin Muaz'ı, Hazreti Sa'd bin Ubayde'yi ve Hazreti Abdullah bin Revaha'yı Medine'ye gönderiyordu. Beni Kureyze'nin durumunu öğrenmek için Medine'ye geldiler. Ne yazık ki duyulan haberin doğru olduğunu gördüler. Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Beni Kureyze Yahudilerine anlaşmayı hatırlattı. Diğer Yahudilerin başına gelenleri dile getirdi. Yanlış yaptıklarını anlatmaya çalıştı. İkna için çabaladı. Ama Beni Kureyze'nin lideri Kâb'ın tavrı tamamen değişmişti. Kâb üst perdeden konuşuyordu. Giderek küstahlaşıyordu. Resulullah da kim? Bizimle Muhammed arasında herhangi bir ahit yoktur diyordu. Bu sözler Hazreti Sa'd bin Muaz'ı son derece öfkelendiriyor, onu Hazreti Sa'd bin Ubade sakinleştiriyordu. Durumu gelip Peygamber Efendimiz'e bildiriyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekbir getiriyor, Allahu Ekber diyor, akabinde de müjdeler olsun buyuruyordu. Artık Beni Kureyza'nın da anlaşmayı bozduğu anlaşılınca, müminlerin içerisinde münafıklar dedikodu kazanını kaynatmaya başladılar. Müminlerin morallerini bozmaya yöneldiler. Münafıklardan Mu'teb bin Kuşeyr'in sözleri İslam ordusunun arasında yayılmaya başladı. Mu'teb, Muhammed bize Kisra'nın, Kayser'in hazinelerini elde edeceğimizi vaat ediyordu. Oysa şimdi hiçbirimiz canından emin olarak helaya bile gidemiyor diyordu. Müminlerin, müşriklerin ve münafıkların durumunu Ahzab suresinin 10, 11 ve 12. ayetlerinde dile getiriliyordu. Müşrikler, bulunduğumuz yerin hem yukarısından hem aşağı tarafından üzerinize geldiğinde, gözler korkuyla kaydığında, yürekler boğaza, gırtlağa dayandığında ve Allahu Teala hakkında türlü türlü şeyler düşünmeye başlandığında, işte böyle bir durumda müminler büyük bir imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardır. Ve o anda münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar, meğer Allah ve Resulünün bize vaat ettikleri sadece aldatıcı, kuru vaatlermiş diyorlardı. Elbette müminler içinde telaşlı olanlar, korkanlar vardı. Ama Ensar'ın öncü isimleri sarsılmaz bir dağ gibiydiler. Muhacirler ise anadan, yardan ve serden geçmişlerdi. Onlar Hendek gününe gelinceye kadar nice labirentlerden geçmişlerdi. Her bir geçitte imtihanlarını alınlarının akıyla vermişlerdi. En önde alemlere rahmet olan vardı. Hendek günlerinin en çetin anlarında umudun zivrelerini işaretliyordu. Bizans'ın fethini, İran'ın fethini, Yemen'in fethini işaretliyordu. Kaleyi içten vurmak isteyenlerin haberini aldığında Allahu Ekber, müjdeler olsun buyuruyordu. Korku ve umutların savrulduğu böyle bir zamanda bir heyecan fırtınası esiyordu.
Mekke müşrik ordusundan en büyük cangaver, en büyük kahraman Cins Arap atıyla Hendek'i geçiyordu. Bu gelen Hicaz bölgesinin en korkusuz ve en savaşçısıydı. Bu gelen Amr bin Rüt'tü. Onun arkasında Ebu Cehil'in oğlu İkrime, onun arkasından da müşriklerin ileri gelen süvarilerinden Hübeyre ve Dırar geliyordu. Hendek'in dar geçidinden geçiyorlardı. Bu dar geçitten geçmek dahi son derece maharet isterdi. Müşrik ordusunun bu en yaman savaşçıları atlarını çok ileri noktadan mahmuzladılar ve kurşun gibi gelerek Hendek'i geçtiler. Onların Hendek'i geçişi başlı başına bir heybetti. Derin bir korku salmaktı. Ama asıl kapışma şimdi başlayacaktı. Hendek'e geçtikleri noktaya en yakın birlik Hazreti Ali Efendimiz'in birliğiydi. Müşrik süvariler Hendek'i geçer geçmez, "Bugün kimin yiğit, kimin iyi silahşör olduğunu göreceksiniz," diyorlardı. Büyük kahraman, büyük şöhret Amr en öndeydi. Bakışları kartal bakışları gibiydi. Bakışlarıyla müminlere korku salmaya çalışıyordu. O bu şöhreti ulu orta elde etmiş değildi. Nice meydanlarda kaç yiğidi toprağa gömmüştü. O artık dillerde konuşulandı, yenilmez denilendi. Karşısında durulmaz denilendi, her önüne çıkanı tepeleyendi. Onun Cins Arap atı da farklıydı, son derece eğitimliydi. Manevra kabiliyeti yüksekti, sanki nasıl savaşılacağını öğrenmiş gibiydi. Bir de Amr, herkesten farklı olduğunu ortaya koymak için bir işaret taşıyordu. Bu şu anlama geliyordu: ben buradayım. Kendine güvenen karşıma çıksın demekti. Amr, Hendek'i geçer geçmez, karşıma çıkacak yiğit var mı diye gür sesiyle bağırıyordu. Amr bunu bilinçli bir şekilde yapıyor, bunu bir taktik olarak da kullanıyordu. Böyle konuşarak Müslümanları tahrik ediyor, teke tek dövüşe zorluyordu. Teke tek kapışmada ise Amr'ın rakibini devireceği kesindi. Böylece müşrik ordusunu ateşleyecek, Müslümanların da şevkini kıracaktı. Amr tepeden tırnağa zırhlıydı. Giydiği müğfer yüzünü koruyor, o tam bir silahşördü. İri cüsseli, güçlü yapısı ve bir de cümle alemce bilinen şanı vardı. Hazreti Ali Efendimiz Amr'ın meydan okumasına bir yere kadar tahammül edebildi. Ali Efendimiz gençliğinin zirvesindeydi. Bir orduya bedel diye bilinen Amr kadar tecrübesi de yoktu. Onun kadar iri cüsseli de değildi. Amr'ınki gibi zırh ve kalkanı da yoktu. Ama güçlü bir imanı, yılmaz bir cesareti, keskin bir zekası ve şimşek gibi çevik bir bedeni vardı. Amr gür sesiyle "Karşıma çıkacak yiğit yok mu?" diye bağırıyordu. Hazreti Ali Efendimiz "Ben varım," diyordu. Peygamber Efendimiz "Ya Ali, karşındaki Amr bin Vüt'tür," diye seslendi. Hazreti Ali Efendimiz "Amr olsa bile ya Resulallah," diyordu. Amr Cins atının üzerinde daha bir heybetleniyordu. Zira henüz karşısına kimse çıkamamıştı. Ve Amr alaylı bir sesle "Öldürülenlerinizin gideceğini söylediğiniz cennetiniz nerede? Karşıma çıkaracağınız adamınız yok mu?" diyordu. Hazreti Ali Efendimiz yine "Ben varım," diyordu. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz onu durduruyordu. Amr şımarıklığın havasına girmişti. Tekrar "Hudri meydan," diyor ve ekliyordu: "Bilesin ki sesim kısıldı çağırmaktan. Hepsine yok mu meydana çıkacak diye deyip durmaktan." Gençlerdeki cesaret, yiğitlik ve cömertlik en hayırlarındandır izzet ve şeref rütbelerinin. Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'den izin alıyor, öne doğru yürüyor ve şöyle sesleniyordu: "Çok aceleci olma. Geldi karşına. Sesine cevap veren
ve asla acizlik duymayan, niyeti kesin, basiretli, aklı başında olan, kurtuluştur her kazananın doğruluk, şüphesiz ümidim o yönde, ağıt töreni düzenleyeceğim cenazene, gözleri açık bırakan müthiş bir darbeyle, hatırlanacak o darbe harpler devam ettikçe. Amr şaşırıyor. Bu denli kendine güvenen bu delikanlı kim olabilir? Amr, sen kimsin, kimlerdensin diye soruyordu. Hazreti Ali Efendimiz, Abdülmuttalib'in oğlu, Ebu Talib'in oğlu diyordu. Amr tereddütler geçiriyor. Bu genci öldürsün mü, öldürmesin mi? Taze bir gençti. Çok yazık olurdu. Sonra Amr'a yakışır mıydı? Amr, garip duygular içerisinde savrulurken, Hazreti Ali Efendimiz, ey Amr, senin Kureyş'le ilgili Allah'a bir ahdin var. Eğer bir Kureyşli seni iki şeyden birine davet ederse, mutlaka bunlardan birini kabul edeceğini, daveti karşılıksız koymayacağını söylüyordun. Evet diyordu Amr. Hazreti Ali Efendimiz, ben seni Allah'a davet ediyorum. Resulünün yoluna davet ediyorum, İslam'a çağırıyorum. Amr, benim böyle bir yola ihtiyacım yok. Hazreti Ali Efendimiz, ey Amr, ikinci şık kalıyor, şimdi Hudri meydandır diyordu. Amr, ey kardeşoğlu, vallahi seni öldürme hoşuma gitmez diyordu. Hazreti Ali Efendimiz ise, Allah'a yemin ederim ki bu durumda seni öldürmek hoşuma gider diyordu. Bu sözler Amr'ı ateşliyordu. Atından süratle iniyor, kılıcını sıyırıyor ve atına güçlü bir darbe indiriyordu. Atı sendeliyor ve yere yığılıyordu. Bunun anlamı kaçmak yok. Ölümüne savaş manasınaydı. Nefesler tutulmuştu. İki tarafın neferleri bu dev dövüşe kilitlenmişti. Müminler korkuyorlardı. Amr gibi bir devin karşısında Ali ne kadar dayanabilirdi? Müşrikler nara atıyor, Amr'ın mutlaka galip geleceğini biliyorlardı. Kılıç kalkan sesleri Uhud dağında yankılanıyordu. Amr şiddetli bir darbe indiriyor, Hazreti Ali Efendimiz kalkanıyla karşılık veriyor. Amr'ın kılıcı Ali Efendimiz'in kalkanına deliyor, Amr kıvrak bir hareketle kılıcını kurtarıyordu. Hamleler birbirini kovalıyordu. Kılıçlar bir iniyor bir çıkıyordu. Dövüş giderek şiddetleniyordu. Dövüş şiddetleniyor, kılıç kalkan hareketleri hızlanıyor, zemin kumsal olduğu için toz duman onları görünmez hale getiriyordu. Artık izleyenler onları göremiyordu. Heyecanlar doruktaydı. Sonuç ne olacaktı? Bir ara ses kesilmişti. Ama tozdan ne olup bittiği belli olmuyordu. Derken Ali Efendimiz'in gür sesi duyuldu. Allahu Ekber diyordu. Sonuç belliydi. Müminler tekbir getiriyordu. Hicaz bölgesinin yenilmez savaşçısı Amr o iri cüssesiyle upuzun yerde yatıyordu. Ve Hazreti Ali Efendimiz zaferini şiirle noktalıyordu. Aklının sefihliği tapmaya sürüklemişti onu taştan putlara. Talip oldum doğruya, yöneldim kul olarak Muhammed'in Rabbi Allah'a. Ey Aksap ordusu, ey birlikler topluluğu, sakın zannetmeyin, yardımsız çaresiz bırakır Allah dinini, Resulünü. Müminlerin gönüllerinde imanın halaveti dalga dalga yayılıyordu. Müminlerin dillerinde tekbirler yükseliyor, savaş meydanı tekbirlerle yankılanıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.